Şimdi ben sana dediğimde gönlünü döneceksin, tamam mı? Bizim memleket bitti, yatağım bak, bütün numul kaldı da satılmadı, giye kalmadı. Ha şeyler, ormandan. Ormandan numarayı kaldılar. Bak orada bitti. Ankara'ya gidemedim. Neyse takip yatağımda, ederiz. Bak kasadır falan kalmadı. Kanalat gelme, çare yok. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şimdi bunu şöyle yapalım. Bizim milletvekillerini alsınlar. Onlara söyleyin, onlar bilgilensinler. Telefonunuzu söyleyin. Süleyman Girgin'di bu abi, benim telefonum. Tamam. Süleyman Girgin arkadaşımıza söyleyeceğim, tamam mı? Oldu başkanım. Sizi arayacak. Ölmeden gördüm. Eyvallah, sağ olun. İsmet'in önünden yemek gittim. Bu evlatçasım kaldı, çocuğum da çok dedi kalmadı. Evet. Çok Ankara'ya gittim. Evet. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. 1700 lira maaş alıyorum. Evet. İki tane de oğlum var. Biri üniversite mezunu. Asgari ücret alıyor. 880 lira KVK'sı kesiliyor. Evet. Bunlar nasıl ileriye bakabilecekler? Ben bakamıyorum ileriye. Evet. Yani benim umudum var. Siz dersiniz umudum. Evet. Bir umut veriyorsunuz bize, tamam. Mücadele ederekten. Sürdüreceğiz bunu. Kömürün bile tonu 1600 lira olmuş. Öyle. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Lütfen. Çözeceğiz. Acele edin. Ne olur. Tamam. İhtiyacımız var size. Çözeceğiz. Çok çözeceğiz. İhtiyacımız var. Eyvallah. Sağ olun. İyiyim, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Merhaba. Almanya temsilcisi. Aa, ne kadar güzel. Sizleri görmek ne güzel burada. Sağ olun. Dünya küçük. Evet. Dünya küçük. Hayırlı işler. Yüzün hep gülsün. Hadi bakalım, bereketli olsun. Hadi bakalım. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Manisa vekilimiz de burada. Neredesin? Manisa'nın neresinden? Bereketli olsun. Yönü hayra. Değil mi? Sarıgöl mü? Bak, Manisa vekilimiz de burada. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi durumlarımız sıkıntı başkanım. Evet. Ülkelerse yüksek fiyatlar. Mazot zaten aldı başına gitti. Evet. İmkanımız yok yani. Şunu tüketiciye getirene kadar gerçekten yani şu pazarı satıp dolaşıyorsunuz. Yani herkes kana aldı. Evet. Diyor ki ekonomi güzel. Evet. Ekonomi neresi güzel? Ben şunu alana kadar canım çıktı. Efendim, siz anlamıyorsunuz. Sarayın ekonomisi güzel diyor. Sizin değil. Biliyoruz. Evet. Biliyoruz. Evet. Ama dile getirelim. Ama tabii sizin doğru, haklısınız. Yani şunlar, şu yüzünden ben 1 milyon dükkanım var. Evet. Düşünün, evet, sabah 5'te kalkıyorum. Evet. Gidiyorum, geliyorum buraya. Bursuzluktan ölüyorum. Öyle. Allah göstermesin, yolda bir kaza geçirsem. Ya. Buna kim inecek? Aileme bakacak. Yoksa karşılıklı ailesine kim bakacak? Hep beraber halledeceğiz inşallah. Önemli olan bu. Bir ara size. Buyurun. 3 katlı. Öyle. Ataköy'ün, Bakırköy'ün iğrenç betonlarından geldim. Başkanımızı huzurunuzda tebrik ediyorum. Hem bilgisayar mühendisiyim, hem avukatım. Burada da doktora yapıyorum. Maşallahınız var vallahi. Eşim de bilgisayar mühendisliğine başladı. Aa, güzel. İnşallah bu talan rejimine karşı. Vallahi hep birlikte. Gelirken bravo. Tebrik, canlı gönülden tebrik ediyorum. Laf olsun diye de söylemiyorum. 6 katlı binalara da itiraz yok ama TOKİ yapmış onları. Daha malum şahsım. Bir fazlası var. Sayın Başkanım, siz Türklerle beraber olmaktan hiç korkmayın. Destekliyoruz. Tamam. Eyvallah. Hayır dediğiniz için tezgahı tebrik ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Arkasından gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Gitmeyeceğiz. Yeter. Eyvallah. Tamam. Yem fiyatı, süt yemi. Tabii. Dün bir tane süt yemi 171 lira. Sütün kilosu kaç para? 280 lira. 280 kuruş.
her hafta gübreye, ilaca, dolara, borca, faize ne paralar nerelere gittiğini tek tek anlatıyorum. Çiftçinin halini anlatıyorum, ev kadının halini anlatıyorum. Çift diploma alan, evinde bekleyen üniversite mezununun ne olduğunu anlatıyorum. Annesinin, babasının dramını anlatıyorum. Sınava girdiği halde 90-95 puan aldığı halde torpille onun değil de aşağıdaki birisinin alındığını anlatıyorum. Bütün bunları söylüyorum. Söylememin nedeni de şu, madem ki emekli bir din görevlisisiniz, siz de yani siz de gerçekten gittiğiniz her yerde bunları anlatın. Haksızlığı, adaletsizliği, kul hakkı yemenin ne kadar günah olduğunu siz de anlatırsanız çok memnun burada. Olurum. Başkanlarım burada. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. Başkanlarım tamam. Burada. Eyvallah. Teşekkür tamam. Ediyoruz efendim. Eyvallah. Başkanım. Buyurun. Elektrik faturasından giderlerimizi ödeyemiyoruz. Evet. O durumdayız. Dolap 24 saat çekmez. Evet. Bu dolap 24 saat aktarıyor. Bu dolap gündüz çalışıyor sadece. Evet. Burada teşhir ürünlerimiz var. Gerçi bugün düğün etimiz var. Onun için güzel, iyi güzel, güzel. Yani biz beklemiyorduk. Aniden olunca şaşırdık. Evet. Biz bunlar önceden planlanır diye düşünüyorduk. Hep hani kurgumuz öyleydi. Ama değilmiş yani. Neyse planlama değilmiş. Evet. Bereketli olsun. Allah razı olsun. Hayırlı işler diliyorum. Ayağınıza sağlık. İnşallah bu memlekette herkes alın teri döker, huzur içinde kazanır. Evinde bereket olur. Evinde huzur olur. En büyük varlığımız da o zaman. Allah razı olsun. Başkanımızdan. İlk önce KYK borçlarını siz zaten biliyorum sileceğinizi hep söylemiştiniz zaten. Evet, evet. Bir de öğretmenler konusunda. Yani ücretli öğretmenlik adı altında biz resmen sürünüyoruz. Biliyorum. Resmen. Ücretli öğretmenlik doğru değil. Kadrolu olması lazım. Evet. Yani bayramı yok, tam günü yok, mesaisi yok. Mesela yani 29 doğru Ekim çalışıyor. Parası yok. Hani ücretli öyle. Olur da Kadrolu'ya yani, göre iki. Ücret evet. Karşılığı evet. Biz zaten öğretmenlik yaparken şey yapmıyoruz. Evet, ben evet. Öğretmen değilim ya da kadro evet. Değilim demiyorsunuz. Evet. Yani elimizden geleni yapıyoruz ama böyle KYK borçları zaten lisansın itibaren peşimizde sürükleniyor. Evet, evet. Ayrı bir çile. O yüzden biz sizden gerçekten hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde şöyle söyleyeyim, az kaldı, hiç meraklanmayın. Evet, İstanbul çözeceğim. Ve Ankara'da beraber ve diğer yerlerde. 60 yaş. Evet. 60 yaş üstü efendim. Güzel. Evde oturmayalım, beyinlerimizi tazeleyin diye Sayın Başkanımız burayı açtı. Sayın Genel Başkanım, ve biz burada, hoş bulduk efendim. Ve biz burada o kadar çok etkinlik yapıyoruz ki. Birbirimizle her şeyi paylaşıyoruz. Ne kadar bir güzel. Aile olduk. Ne kadar güzel. Her şeyi paylaşıyoruz. Beyinlerimizi tazeliyoruz ve ileride sağlıklı yaşlanmaya gidiyoruz. Aa, güzel. Biz neler yapabiliriz vallahi, konuşuyoruz. Yeriniz çok güzel. Sağ olsun çok Sayın güzel, Başkanım. Çok güzel, olağanüstü. Teyze yalısına varmadan Halil'im tamam koptuk ya. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası da asfalt değil Halil'im, ama vites yalısı. Ciğerime ateş saldı, kesin yarası. Bravo! Ey Türk gençleri, birinci vazifem Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet müdafaa müzafaa etmektir. Dönmedik, dönmeyeceğiz, dönmeyeceğiz hiçbir zaman. Bravo. Bravo. Sağ olun, var olun. Efendim buradayız Sayın Yardımcı. Teşekkürler efendim. Gönderin. Teşekkürler arkadaşlar. Merhaba. Sağ ol. Bunu genel merkeze size göndereceğiz. Tamam. Taşpınar değil mi? Taşpınar. Alten Taşpınar. Güzel. Çok güzel sulu boya resmi güzel. Çok güzel. Sulu boya yapmak daha zor. Evet. Evet. Evet.